Ya Şebnem bak, ben gerçekten anlamıyorum. Bu adam benim ne ara bu kadar hayatımın içine girdi? Ne hakla tutturuyor konuşalım da konuşalım diye? Hayır, ne söylememi bekliyor onu da anlamıyorum. Sence? Bence derken ortada konuşacak bir şey yok. Nazcığım, yani ortada konuşacak bir şey olmasaydı gecenin bir saate çık gel diye beni aramazdın, değil mi? Ya, benden sürekli bir şeyleri açıklamamı bekliyor. Ben de tamam, madem o kadar konuşmak istiyorsun o zaman konuşalım diyorum. Ne? Arkadaşım sen bir açık olsana bana ya. Ha? Bak bu adam senin bütün ezberlerini bozdu. Bozdu. Bütün o kurallarını, duvarlarını hepsini yıktı geçti senin bütün bu paniğin o yüzden. Sen bir kendine baksana, senin elin kolun durmuyor Fırat'tan bahsederken. Ay vallahi kusura bakma, kendimi tutamayacağım artık, dayanamayacağım, söyleyeceğim. Bence sen bu adama karşı bir şeyler hissetmeye başladın ama kendine bile itiraf edemiyorsun. Şebnem saçmalama, Taylan'la nişanlıyım ben. Ya nasıl olur, ben başka birine nasıl bir şey hissedebilirim? Olmaz, mümkün değil. Nazlıcığım, seni gayet iyi anlıyorum. Ama benim dediğimde de bir şey yok ki. Yani aklın karışabilir. Robot değiliz ki biz arkadaşım. Yani duygularımız, doğrularımız, yanlışlarımız ama hepsinden öte kalbimiz var. Tamam bak, anlıyorum. Taylan'a bir söz verdin. Evet. Ama sen de insansın. Artık şu aklının kalbini esir almasına izin verme. Sal bir şu doğrularını bir kenara ya. Fırat'a karşı bir şey hissediyorsan da hissediyorsun. Bu seni kötü biri yapmaz. Hayır canım, ne münasebet. Biz Taylan'la birbirimize bir söz verdik. Hayaller kurduk. En önemlisi de güvendik. Bak Taylan benim bu hayatta gözüm kapalı güvenebileceğim birkaç insandan biri. O yüzden hayatta onu asla incitecek bir şey yapmam. Seyhan, gel. Bu ne? Bak hiçbir detayı atlamayacaksınız. Tamam, bugün her şey mükemmel olacak. Değiştir hemen, çabuk. Nasıl gidiyor Kandemir abi? Her şey yolunda değil mi? Her şey yolunda, hiçbir sorun yok. Aa, Naz, iyi misin sen? Gelmiyor. Kim? Şef, kusura bakma yazmış bir de. Olur mu canım öyle şey? Başka bir şey için yazmıştır onu. Böyle bir günde gelmeyecek mi? Çocuklar aramış, açmamış. Ben de merak ettim, aradım. Önce meşgul attı, sonra da bunu yazdı, bak. Tamam canım, ben de bir arayayım. Sen git odana dinlen, tamam mı? Kesin vardır bir açıklaması. Böyle bir şeyin açıklaması mı olur Şebnem ya? Tamam canım, bir sakin. Kandemir abi, Naz'a bir Yasemin çayı hazırlayabilir miyiz? Hemen. Lütfen? Tamam, bir ara konuşalım. Tamam, görüşürüz. Eyvallah. Efendim Şebnem. Fırat, sen ne yapıyorsun ya? Hı? Ne demek ben gelemiyorum ya? Hem de bu kadar önemli bir günde, ne demek? Mecburdun. Neye mecburdun ya? Sen böyle mi kazanacaksın Naz'ın kalbini? Biz seninle böyle mi anlaştık? Şebnem, doktor elimi kolumu bağladı. Ne, nasıl yani? Mirza. Programın konuklarının sözleşmesi Taylan'ın ofisindedir dedik ya. Gece gitmiş Taylan'ın ofisine girmiş. Ne? Taylan da bunu yakalamış. Yok artık. Bununla tehdit ediyor beni. Ya restoran ya kardeşin diyor. Ha sen de Mirza'yı korumak için. İşte aynen öyle. Pislik herif ya. Resmen şantaj bu. Herif kolumu kardeşimle bağladı. Mirza'yı öyle göz göre göre ateşe atamam. Ama daha çok bilendim ben bu herife. Yemin ederim feleğini şaşırtacağım onu. Sakın, sakın bak Fırat. Sakın Taylan için başını belaya sokma. Yok yok, korkma. Bu defa o herifin canını öyle yakacağım ki bu hikayenin tek kaybedeni o olacak. Ay, teşekkürler. Ne oldu? Ne dediler? Söyleyemedim. Ya zaten çok panik haldeler. Bir de şefiniz sizi yarı yolda bıraktı diyemedim. Naz, bak biliyorsun değil mi? Gerçekten önemli bir neden olmasa Fırat şef bunu asla yapmazdı. Şebnem bak, şu an çok sinirliyim. Kalbini kırmak istemiyorum. Sevgilim, ne oldu?
Şaşırdım. Beklemiyordum seni. Böyle bir günde sevgilimi yalnız bırakacak değildim herhalde, değil mi? İyi misin sen? Bir terslik mi var? Şefimiz gelemiyormuş. Tam teyleme gününde ortadan kayboldu. Ben demiştim demeyi hiç sevmiyorum ama burası da tam yeri. Hayatım, ben sana en başından beri söylüyorum. Bu adam güvenilmez biri. Belki önüne bir engel çıkmıştır. Ne gibi Şebnemciğim? Ne bileyim, yani dünyanın bin bir türlü hali var. Yani Allah korusun başına bir şey gelmiştir de söyleyememiştir.